organize, arka kökleri çıkış yapacaklar. Hiatus sacralis dediğimiz kuyruk kısmında bir açıklık ve canalis sacralis dediğimiz bir kanalı bulunuyor sakramın da içerisinde. Şimdi dış yüzde hani vertebraların birbirleriyle birleşerek oluşturdukları eklemler var dedi. Şimdi dış yüzden baktığımızda ortada keskin bir kenar görüyoruz ibik şeklinde. Buna crista sacralia mediana adını veriyoruz. Bu vertebraların processus spinosusları birbirleri üstüne gelip eklem yaptıkları için ortada keskin bir kenar oluşturuyorlar. Onun yanına baktığımızda ortada crista sacralis medialisleri görüyoruz. Bunlar da processus artikularis superior ve inferior vardı. Onların eklemleriyle oluşan yüzeyler. Bir de daha dışta bulunan processus crista sacralis lateralis görüyoruz. Bu da processus transversuslar tarafından oluşturulmuş eklem yüzeyleri. Yan tarafta facies auricularis dediğimiz kulağa benzeyen bir eklem yüzeyi içeriyorlar. Aynı isimli ilium'un yan kısımları bu sakrumun yan kulak benzeri yapılarıyla ekleme katılıp artikülasyon sacroiliaca dediğimiz eklemi oluşturacaklar. Şimdi hani her bir vertebrada foramen vertebra var ama o 24 tane hareketli vertebradaki o foramen vertebralar üst üste geldiğinde şöyle bir canalis vertebralis oluşturuyorlar ve o canalis vertebralisin içerisinde medullis spinalis var. Sakrumda ise 5 vertebra üst üste gelerek bir yine kanal oluşturuyor. Ama bu kanalı artık canalis sacralis diyoruz. Canalis sacralis ile canalis vertebralisin içindeki yapılar birbirinden farklılık gösteriyor. O da neden? Çünkü biliyoruz ki medulla spinalis lumbar 2 düzeyinde sona eriyor. Bu sona eriş sebebiyle L2'den sonra aslında zaten bir farklılıklar durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden canalis vertebralis içerisinde örneğin medulla spinalis'in kendisinin kitlesi yer alırken L2'den sonra kitle sona erdiği için sinir uzantıları ve zar uzantıları olarak karşımıza çıkacak. Şimdi L2'ye kadar medulla spinalis'in kitlesi devam ediyor. 3 tane zarımız var. Duramater, arachnoid mater, piamater. Piamater enişteki zar. Medulla spinalis'in o L2'ye kadar olan kısmını çepeçevre sarıp alt uçta birleşiyor. Alt uçta L2 bittiği yerden sonra bu iki yaprak birleşip filum terminale adını alıp uzanıyor. Filum terminale internumu piamater oluşturacak. Piamaterden sonra arachnoid ve duramater olarak etrafındaki yapılar devam edecekler. Nereye kadar? Subarachnoid aralık S2 seviyesine kadar uzar. Şimdi subarachnoid aralık neydi? Pia ile arachnoid arasındaki aralıktı. Pia L2'de bitti. Arachnoid nerede bitmiş? S2'de. Dolayısıyla L2 ile S2 arası subarachnoid aralığı bulunduğu yer. Biliyoruz ki bir normalin sınırısı bu aralıkta. Ve ne demiştik? Lumbar fonksiyonu. Lumbar 3-4 aralığında yapacağız. Çünkü biraz daha geniş bir sisterna özelliği gösteriyor burası. Piamater işte L1-L2 seviyesinde bitti. Şimdi medulla spinalis bu kanalın içerisinde yer alırken bu medulla spinalis'i hareket sırasında oyun hareketine izin vermemek için yani medulla spinalis'in bu kanal içerisinde hareketini sınırlamak için medulla spinalis'i yan duvarlara bir de aşağıya asan ligamentler var. Medulla spinalis'in enişteki dedi ki piamater, arachnoid, durameter diye geçiyor. Piamaterden duraya doğru uzanan bir ligament uzanır ve böylece bu ligamentler ligamentum denticulatum adını alır. Böylece medulla spinalis canalis vertebralis içerisinde o kemik dokuya sabitlenmiş olur. Ki böylece insanın hareketiyle birlikte medulla spinalis'in hareketleri mobilize olmasın diye. Ama aynı zamanda bu alt ucunun da sabitlenmesi gerekiyor. İşte dedik ki L2'de bitti, L2'de piamater bitti ama şey olarak uzanacak dedik. Filum terminale internum. 15 santimli kısım pia. Son 5 santimli kısım ise duramater tarafından oluşturulacak filum terminale externum isimli bir 20 santimlik uzun bir ligament. Bu medulla spinalis'i alt uca nereye? Coxigeal gire kadar uzatıp sabitleyecek. Böylece aşağıda filum terminale yanlarda ligamentum denticulatum isimli bu ligament aracılığıyla medulla spinalis hareketlere göre mobilize olmayacak, immobilize dediğimiz sabit bir pozisyon elde etmiş olacak. Dolayısıyla lumbal 2'de biten piyanın bitmesi ligamentum denticulatumun da lumbal 2'den sonra görünmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla canalis sacralis'te ligamentum denticulatum bulunmaz. Piyamaterin uzuntusu L2'den sonra olmadığı için bulunmaz. Subarachnoid aralık S2 düzeyinde bitiyor. Dolayısıyla sakral 2 düzeyine kadar göreceğiz. Bakın sakrumdayız. Canalis sacralis'deyiz. S1 promontorium onun altında S2 bitti. Subarachnoid aralık S2'den sonra yok. Öyleyse
Duramateri görürüz. Çünkü Koks 1'e kadar uzanacak. Arachnoid mater S2'de bitti. Eskiye kadar gördük. Dolayısıyla sparsiyon subarachnoide eskiye kadar. Epidural aralığı, subdural aralığı göreceğiz. Filum terminale externum olarak da koksigel 1'e kadar uzuyor. Dolayısıyla göreceğiz. Ganglion spinaleler her duyu sinirinin üzerinde bulunacağı için göreceğiz. Cauda equina, lumbal 2'de conus medullaris olarak medulla spinalis bitti. Ama sonra sinirlilere uzuyor, at kuyruğu şeklinde. Bunları cauda equina diyoruz ve canalis sacralis içerisinde görüyoruz. Geldik sternuma, göğüs kemiklerine. Sternum 3 parçada inceleyeceğiz. Manubrium, corpus ve processus cispoideus. Insusura jugularis. Insusura clavicularis. Her iki yanda clavicularis eklem yapacak. Sonra birinci costa ile eklem yaptığı yüz başlayacak. Bu da insusura costalis 1. Insusura costalis 2, manubrium ile korpusun birleştiği angulus sterni dediğimiz ya da moduncu açısı kısmında gelir ve ikinci costa için önemli bir kılavuz noktasıdır burası. Sonra korpus sternesi üzerinde ise 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 de processus cispoideus ile birleşim yerinde yine göreceğiz. 7 tane doğrudan costanın eklem yaptığı yüzler göreceğiz. Insusura costalisler olarak. Şimdi az önce dedik ki costalar torakal vertebralarla eklem yaptılar. Normalde torakal 1'den başlayıp 12'ye kadar uzanan vertebralar bu 12 çift sağlı sollu kaburgalar ile eklem yapacak. Ama vertebralar için ne demiştik? En fazla eklem yüzü T1'de, T11 ve 12'de ise görmeyeceğiz demiştik. Aslında tek bir eklem yüzü göreceğiz. Dolayısıyla bu birleşim kaburgalar üzerinde de kendini bu şekilde gösterecek. Önce bakalım. 3 ve 9. kostalar tipik. Bizde şimdi tipik bir kostada neler var? Kaput var. Kaput kosta, kolon var. Sonra tüberkülüm kosta dediğimiz bir çıkıntı ve ondan sonra angulus dediğimiz köşe yapar. Tam şu toraks kafesinin yan kısımları. İç yüzlerinde sulcus kosta dediğimiz bir olup göreceğiz. Bu da interkostal damar sinir paketinin yaptığı isim. Kaput kostada, kaputta, crista capitis kosta dediğimiz bir keskin yüzey kaputu şöyle baş kısmını ikiye böler. Onu da birazdan vertebra üzerinde göstereceğim. Şimdi birinci kosta diğer kostalardan farklılık gösteriyor. Vertebralardaki işte birinci servikal vertebra gibi diyelim farklı. Nasıl farklı? Bir sulkus bulunuyor ama hangi yapıların sulkusu? Arterden subklavyanın sulkusunu göreceğiz. Niye hatırlayalım? Klavikulanın altında subklavyus kası vardı. Bu ikisinin arasından ne geçiyordu? Arteryal ve vena subklavye ile brachial plexus'un fasikülleri vardı. Ama bu klavikulanın hemen altında ilk birinci kostamız görünüyor. Dolayısıyla arterya ve vena subklavyanın birinci kosta üzerinde bırakacağı olup bulunacak. Şimdi dedik ki arterya subklavya ile brachial plexuslar iki kasın arasından geçiyordu. Hatırlayalım. Sklenius anterior ve sklenius medius. İşte o sklenius anterior ve medius kasları da gelip bu kostalarda tutunacaklar. Birinci kostada tuberkülü musculus arcani anterius ve medius isimli iki şeyde tutunacaklar ve bunların arasından arterya subclavia geçecek. Dikkat! Vena subclavia geçmez bu iki sklen kasın arasından. Çünkü sklenius anterior'un önünden geçer vena subclavia. Anterior'la medius'un arasından değil. Sklenius anterior'un önünden geçecek. Brachial plexus'un turun kusları ise ama bu iki kasın arasından geçecek. Şimdi de neurokranium kemiklerine bakalım. Yine bir neurokranium sorusu gelebilir. Bakın geçen sorular bir tane bir delik olarak ama tekrar gelebilir. Çünkü örneğin bir üst ekstremite kemiği soruluyor. 2-3 tane üst üste sorulup sonra işte alt ekstremiteye geçiliyor. Bunda da böyle bir şey olabilir. Kafa kemiği sorusu peş peşe gelebilir. Şimdi neurokranium kemiklerimiz frontal, parietal, oksipital, temporal, spinoid kemikler ama bir de şey, oksipital var. Bazıları çift, bazıları tek. Temporaller sağlı ve sollu çift. Parietallerde yine sağlı ve sollu çift ama frontal tek. Spinoid tek, oksipital tek ve etmoid tek olarak sıralıyor. Bir de yüz kemiklerimiz var, viscerokranium var. Burada da tek bir çift olarak sıralanma var. Mandibüle ilk çocukluk çağında çift olarak başlıyor ama sonra birleşip tek kemiğe düşüyor. Lacrimaleler çift, iki göz var. Vomer burunda tek başına tek kemik. Ospalatino, maxilla, nazale, zigomaticum ve konkanazi inferior dediğimiz kemiklerden oluşuyor. Frontal kemikler de erken çocukluk döneminde aslında iki parçadan oluşuyor. Sonra birleşerek tek kemiğe dönüşüyor. Bu da arkada bir çift olarak parietal kemikler. Yine erken çocukluk döneminde bir çift olarak bulunan frontal kemikler arasında eşkenar dörtgen şeklinde bir açıklık. Yani fonticulus anterior'u görüyoruz. Daha sonra
Bu frontal kemiğin kemikleşmesi ve frontal kemikle birlikte parietal kemiklerin de birleşmesiyle birlikte ön fontaneller kapanacaklar ve gelişim tamamlanmış olacak bu sırada. Fakat bazen sutura metopika dediğimiz bu iki kemiğin birleşim çizgisi 6 yaş geçmesine rağmen kapanmayabiliyor. Bu yüzden radyogramlarda bazen yanlışlıkla bu iki kemik arasında sanki bir çatlak ya da kırık varmış gibi görülebiliyor. Şimdi frontal kemik orbitanın üst kenarını yapıyor. Yani margo supraorbitalis yapıyor. Her iki gözde de. Burada orbitanın üst dış duvarında, üst orbitanın üst dış duvarında ama frontal kemikte bakın gözyaşı bezinin oturduğu bir oluk görüyoruz. Bu olay fosfoglandular lacrimalis ismini veriyoruz. Sutura coronalis ve fonticulus anterior hangi kemikler arasında yer alır? Sutura coronalis, fonticulus anterior. Ön fontanel neresiydi burası? Frontal kemik, parietal kemikler arasında yer alacak. Parietal, frontal. Şimdi parietal kemiğe bakalım. Parietal kemik de önemli. Bakın önde frontal kemik, arkada oksipital kemik. İç kısımda sfenoid ve temporal kemiklerle ekleme katılıyor. Şimdi bu kemiğin bir önemi var ki iç yüzünde sulcus arteria meningea media adını verdiğimiz izler görüyoruz. Peki nedir bu arteria meningea media? Arteria maxillaris'in dalı olan arteria meningea media hatırlayalım. Foramen spinosum'dan kafatası içerisinde fosfokrenin medyaya geçiş yapıyor. Bu geçişten sonra parietal kemiğin iç yüzüne ama duramaterin de dış yüzüne doğru seyir gösteriyor. Bu nedenle aslında duramaterin beslenmesini gerçekleştiren ana damar diyebiliriz. Bu yüzden kemik kırıklarında